Arkadaşlar selamlar. Bugün hamur açmadan pizza yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar ilk önce ekmekten başlayacağım. Ekmek bayat olacak. Bayat ekmek yani bir günlük ekmek olabilir. Taziden yapmayı denemeyin. Yani deneseniz bile çıtır olur, kıtır olur. Aynı görünümü, tadı alamazsınız. İlk önce ekmeği ikiye böleceğim. Şu şekilde iki parça elde ediyorum. İki parçayı da kullanabiliriz ama ben video için tek bir parça yapacağım. Ekmeğe hafif bir bastırın, şöyle bir kabarıklığını alın. Şimdi ekmeği kaldırıyorum. Diğer aşamaları göstereceğim. Arkadaşlar şöyle bir kaşık salça. Tuz ekliyorum. Kekik. Kekik mutlaka koyun arkadaşlar. Ve son olarak az bir şey karabiber ekledim. Su ekliyorum. Çok değil. Azıcık daha açalım. Pişirmeye, kaynatmaya gerek yok. Direkt böyle kullanacağım. Sıra geldi malzemelere arkadaşlar. Şimdi bir doğrayalım malzemelerimizi. Yani istediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. İlla bu şu demiyorum. Normal pizza malzemesi. Ekstra mısır da koyacağım. Malzemelerimi alıyorum. Size genel bir bilgi vereyim. Pizzaya çok mantar koymayın arkadaşlar. Sulandırıyor hamuru. Son olarak bir yumurta kıracağım. Bunu koymamın sebebi ekmeği biraz bir tutsun. Dağılmasını engellesin diye. Ekmeğimi tekrar getirdim buraya. İlk önce yumurtayı bir süreceğim. Yumurta dediğim gibi hem bir tutacak hem yumuşatacak. Yumurtayı sürdüm arkadaşlar. Şimdi sıra sosa geldi. Sos ne katı ne sıvı. Sosu eşit sürmeye özen gösterin. Sıra geldi peynire. Kaşar peyniri kullanacağım. En alta tabana peynir ekleyeceğiz. Diğer malzemeleri de sırayla koyayım. Ben bu videonun bir değişiğini çekmiştim. Daha yazındı. Bayağı bir izlendi, paylaşıldı. 2-2,5 milyon kadar bir izlenme aldı orada burada. Şimdi farklı bir versiyonunu YouTube için çekmek istedim. Biber ekliyorum. Mısır ekliyorum. Sucuklarımı ekliyorum. Hafif biraz bastırın arkadaşlar. En son ayırdığım peyniri de üzerine ekliyorum. Pizzamız hazır arkadaşlar. Gayet güzel dağılmıyor yani. Şimdi fırın zamanı. Arkadaşlar fırından aldım, pizza hazır.
Kaç dakika pişirdim onu söylememişim. Şimdi söyleyeyim. 250 derecede 15-20 dakika arası yeterli olacaktır. Yine de kontrol edersiniz. Şimdi bir keseyim ve tadayım. Şimdi sıra geldi test etmeye. Arkadaşlar tabii ki pizzanın yerini tutmaz ama güzel bir alternatif olur. Hamur açmadan pizza tadını gerçekten alabiliyorsunuz. Bence çok güzel oldu. Denemek isteyenler açıklama kısmına bakabilir. Orada bütün malzemeleri ne yaptım ne ettim hepsini tek tek yazacağım. Bakabilirsiniz oradan. Görüşmek üzere.